Sayın Valim. Teşekkürler efendim. Delikanlım hadi bakalım. Hadi bakalım delikanlım. Gel kızım. Gel güzel. Fotoğraf alalım. Neler gele gele size gele gele şöyle gelin. Gelin gelin. Fotoğrafa gelin. Gelin efendim. Gelin efendim. Nasılsınız? Sayın selamlıyorum. Bugün Yavuz Selim Özel'in Nalkabı ve Meslek Eğitim Merkezi olarak Şehit Ömer Halis Deneyim Türk Sanat Akademisi Teşhis Salonu'nun açılışı için toplamış bulunuyoruz. Teşhisleriniz için teşekkür ederim. Sizden Allah razı olsun. İnşallah bu hafif dediğimiz insan engelli öğrencilerimiz için yapmış olduğumuz bu çalışmalar sizler de göreceksiniz, sanırım takdir edeceksiniz. Daha sonra sizlere orayı takdim edeceğiz. Açılışınızı Sayın Valim, buyurun. Teşekkür ederim. Biz aslında müjdeyi saymakten burada vermişsiniz. Değerli arkadaşlar, Sayın Valinin kağıda buyurmuş olduğu müjde, bildiğiniz gibi Tokat'ımıza 12 derslikli bir özel okul açılacak ve bu sene yatırım programına alındı. Sayın Milli Eğitim Bakanımız buraya geldiğinde de konuşmalarında beyan etti. İnşallah bugün burada bu açılışı yaparken en kısa sürede Allah nasip ederse o okul bitmiş olacak ve yine hep beraber Allah sağlık versin hepimize o okulun bitmiş haliyle açılışı yapacağız inşallah. Tekrardan hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Senin adın ne? Senin adın neydi? Gülüş. Evet, demiş kesti. Hadi bak. Şaba, hadi bakın. Bu makas küçük. Sabah da kesti. Alkışlayabiliriz. Sabah inmiş. Hadi. Görsel sanatlar öğretmenimizin bizim özel eğitim öğrencilerine yapmış olduğu 15 Temmuz temalı isim sergiliyor. Siz arıyorum. Evet. Öğrencilerimiz küçük bir yarışma yapacaklar. Seviyelerine göre ilkokul, ortaokul gruplarıyla
küçük yarışmalar yapacağız. Evet. Şimdi bir özel eğitim öğrencisi. Evet. Hadi bakalım. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanı, hoş geldiniz. Ben de yaparım projesindeki çalışmalarımız. Bunlar özellikle müfredatta yer alan okuma yazmaya hazırlık becerileri içerisinde yer alıyor. Özellikle motor beceriler ve dijital beceriler anlamında çalışmalar yapıyoruz. Bunlar öğretimden bunları ilerleyen aşamalarıyla birlikte yerine getirdiğimizde okumaya hazırlık ve hazırlık becerileri içerisinde okuma yazmaya hazır. Okuma becerilerinin çalışması süre bazlı çalışıyoruz. Bu da öğrenimdeki süreklilik aşamalarını sağlamasına. Ayrıca bu becerileri yapmak ve ödüllendirilmek çocuklarda başarı duygusu yaşamalarına neden oluyor. Diğer öğrencilerin de bu tarz becerilere bakış açısını daha da olumlu bir yönde göstereceğiz. Lütfen bana güven öğretmenim. Ben de yapar, ben de başarırım. Oranımız bu. Çocuklar, ümit geçirme yarışması. Ümit geçirme. Hadi başlayalım. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Evet, hadi bakalım. Hep beraber başlıyoruz. En hızlı, en güzel, en düzgün ümit geliştirme. Başlıyoruz. 1, 2, 3. Başladık. Başın önde yürüsün ey rezil oğlu rezil.
Senin mermumuz gelir milletin sinesine, tarih alçak yazacak hainin böylesine. Adlın soru sorulunca, kıyamet kopunca, tüm insanlar hep ölünce, ne edeceksin söyle dostum. Anan ölür, baban ölür, sevdiklerin dostun ölür. Hep ölürler, hep ölürler, ne edeceksin söylesene. Sual soru sorulacak, kıyamet kopacak, yer yerinden oynayacak, ne edeceksin söylesene. Ahirete göçeceğiz, ölüm nedir bileceğiz, çile nedir çekeceğiz, ne edeceksin söylesene. Sual soru sorulacak, kıyamet kopacak, canlı cansız hep ölecek, ne edeceksin söylesene. Ahirete göçeceğiz, nedir çekeceğiz, ne edeceksin söylesene. Münker nekir gelecektir, Rabbin kimdir diyecek. Çok güzel. Özel bir şey var. Şakir geldi. O daha iyi. Hocam. Hocam bu arkadaş da daha iyi olabilir. Ayık üstü bakıldı mı hiç şeyine? Ayık yüksekliği. Kendi şiiri. Kendi şiiri. Bir daha iyi yazdı. Onu da söyleyebilirsin. Bu iş ilahi yazdı. Sen ilahi yazmaya devam et. Şiir yazmaya devam et. Tamam mı? Oldu mu? Senin şeyin. Bir şiir yazdı. Hocam o. Hocam o. Biz seni şimdi törenlerde biz seni değerlendireceğiz, tamam mı? Sen şimdi şiir yazmaya, ilahi yazmaya devam etsin, tamam mı? Senin yazdığın şiirleri, ilahileri biz ne yapacağız? Kitap olarak basacağız. Abu! Tamam mı? Adını vereceğiz. Adını vereceğiz. Şakir'in şiir kitabı yapacağız, tamam mı? Anladım bunları. Sen oturacaksın, şiir yazacaksın, tamam mı? Bir tane kafamda şiir yazdım da. Neden yazdın? Uğur Hoca'ya okudum. Neden yazdın? Sen yazdığın gibi yaz, ona gitme. Sana biz yazınca olur yanlış yatırır, tamam mı sen? Hocam bu bütün yazsın, redaktasını biz yaparız yanlış yatırır. Kafasındaki onun her şeyi yazsın, şiir olarak yazsın. Hadi biz buna bir tane defter verelim. Sorumluluk almayı. Rüyalı olmayı. Mutlu olmayı. Hoşgörülü olmayı. Güzel olmayı. Temiz olmayı. Sabretmeyi. Değer vermeyi. Adil olmayı. Yardımlaşmayı. Dostluk. Arkadaş olmayı. İnsanları sevmeyi. Hayatın gülüşüne gitmeyi. Çalışkanlığı. Görgü kurallarını. Kurallara uymayı. Yaşadığım yeri temiz tutmayı. Doğayı sevmeyi. Çalışıp üretmeyi. Müzikte çalışmayı. Hayallerinin peşinden gitmeyi. Alın terinin ızdarlığını. Başarı verince tekrar denemeyi. Dost olmayı. Sevmeyi. Hayatı.
bir olmayı, birlik olmayı. Senden öğrendik öğretmenim. Kolay gelsin. Adın ne Selam? Yunus Emre Selam. Maşallah. Ne yapıyorsunuz? Yaptıklarım için. Anlatırsa yapıyorsunuz. Evet. Ben de becerebilirsiniz. Örnekleri var sadece. Görmüşsünüz tabii. Yani çocuklara zarar vermeyecek. Evet. Hatta şey nerede bir şey başlıyor? Evet. Onların örneği böyle şey ayarlamışlar. Böyle çocukların şey. Kendi yani özel eğitimi kim aldığı şeylerin özel eğitim olduğunu kendin düşünürsen. Öğretmenler düşünür. Öğretmenler çok önemli. Kendi icabı. Sen şunu bunu anlatsın. Sayın Vali burada tanıtım yaptığımız zaman bayağı yoğun bir toz çıkıyor. Bu toz çıkışında şunları önce koyduk, bunlar almadı. O yüzden bu bildiğimiz elektrik süpürgesinin atölyeye uyarlanmış hali. Şurada vakumlamayı şurada yapıyor. Ama ben dizayn ben şey, fikir sabah edeyim. Ve yapmış, görmüş olduğunuz tüm ahşap işleriyle ilgili çalışmalar bulunuyor. Yani burada sizin bu çocuklar olacak, bu olacak bir arazi gelmesin çok önemli. Avrupa'da görmeyi öğreneceğim. Ama hadi beş para yapacağım. Bunlara bir burası fena değil. Bunlar şurada başlıyor.
Hem de ileride mesleğe yönelik servis yedikçilik kazanıma. Burada bir pastaneye falan böyle bir eleman verebilecek miyiz burada? Çok iyi olur tabii. Bir imarathaneye var. İmarathaneye verecek bir elemanı sen. Var. Stajımın öğrencilerimizden. Bir iki zaman haberimiz olsun durumdan da, tamam mı? Tamam. Bir kere sağlık güvenlik kurulundaki öğrencimiz var. Üç öğrencimiz öğretmenimiz de var. Çay ocağı da var. Haberimiz var. Hastalık tarzı yerleştirmeyiz. Hadi bakalım. Kolay gelsin size. Hoşçakalın. Sen motor da Öğretmenimiz nerede? Efendim kim açıklayacak bunu şimdi? Öğretmenimiz nerede? Bizim en sanatlarımız. Elimizden geldiğince işler yapmaya çalışıyoruz. Kaç kurs yeri var? Kaçta 45? 45 tane, evet. Hocalarımız bunlar. Ha, siz gelin. Siz gelin. Hocam sen o zaman. Kaç hocalarımız? 4 kişi. 4 kişi. Hangi kurslar var? Üniversite teknolojisi, her sanatları. Keçe kurduğumuz keçe. Diğer kurslar başarı belgesi nasıl? Güzel. Güzel değil mi? Çok güzel. Çıkan ürünler bu sene gelirse sanatları festivali satacak mı? Satacak. Satacak arkadaşlarımız var. Güzel değil mi? Evet, yani 17, 18, 19 Mayıs'ta satacak. İnşallah. Paraya dönecek bunlar. İnşallah. Paraya dönmek bir şey yapmıyor. Ekonomik yer olarak bir şey yapmıyor. Keçe işleri. Sikçarı yapmışlar. Sikçarı yapmış. Maşallah. Maşallah. Şöyle şey yapalım. Şu fotoğraf.